Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu 2016-2018 yılları arasındaki dönemde ülke ekonomisinin yıllık ortalama %3.5 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti. Şu anda 105 bin olan istihdamın 2018 sonunda 114 bine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Muhtaroğlu, 2014 sonu itibariyle %8.3 olan işsizlik oranının 2018 sonunda %6.2'lere gerilemesi hedefleniyor dedi. Muhtaroğlu bugün Başbakanlık'ta bir toplantı düzenleyerek ülkede ilk kez hazırlanan ve 2016 ile 2018 dönemini kapsayan orta vadeli programın taslağı konusunda bilgi verdi. Muhtaroğlu, programın ülke ekonomisinin hedeflerine ulaşması için gerekli atılımı gerçekleştirmek üzere tasarlandığını kaydetti. Devlet Planlama Örgütü uzmanları tarafından ilk kez hazırlanan 3 yıllık programda ekonomik ve sosyal konularla 20'den fazla sektörün ilke politikalarına ve hedeflerine de yer verildiğini aktaran Muhtaroğlu, taslağın görüşleri alınmak üzere kurum kuruluş, sivil toplum örgütleri ve üniversitelere gönderildiğini kaydetti. Ödül Muhtaroğlu, bir çalışma yaptık, ortaya bir taslak çıkardık, tüm toplumla tartışacağız, görüşleri aldıktan sonra programa son şeklini vereceğiz. Katılımcılığa önem veriyoruz, amacımız hazırlanan programı herkesin sahiplenmesi ve aidiyet duygusunu üst düzeye çıkarmak. Sonuçta bu tüm ülkenin programı olacak dedi. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu bu kapsamda 27 Ekim Salı günü Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısının gerçekleşeceğini, taslağın son halini aldıktan sonra da Bakanlar Kurulu'na gönderileceğini söyledi. Muhtaroğlu, programın amaçlarını ekonomik büyümeyi sürdürme, kamu finansman dengesinin iyileştirilerek bütçe açığını azaltma, istihdam artışını sağlama, halkın refah düzeyini yükseltme ve makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirme şeklinde aktardı.